Havelsan'ın dijital birlik konseptinde bu fuarda kapkan ön plana çıktı ama dijital birlik dediğimiz zaman havadan denize, karaya, denizaltına ve şimdi daha detaylı bilgileri almak üzere sizlerle beraberiz. Son olarak bu dijital birlikteki gelişmeler nelerdir, neler var? Bir sizden alabilirsiniz, çok seviniriz. Dün ilan ettiğimiz aslında bu dijital birliğin son üyesi ve büyük abisi diye tabir ediyor arkadaşlarımız. 1.6 kilo ağırlığında bir kara aracı. Bu aynı zamanda insansız kara aracının da son aracı ve bu büyüklükteki insansız kara araçlarında da ilklerden bir tanesi. Bununla birlikte biz zaten daha önce ilk Baha'yla başlamıştık biliyorsunuz. Daha sonra Barkan kara aracı, sonrasında deniz aracımızı suya indirmiştik ve şimdi de bu büyük kara aracı geldi. Bu şekilde bizim hayal ettiğimiz müşterek harekat kabiliyetine ulaşmaya doğru bir adım daha ilerledik. Artık bundan sonra farklı tip araçlardan takımlar oluşturup ve bu takımların da birlikte hareket yapabileceği sürü algoritmalarını, sürü teknolojilerini geliştiriyor olacağız. Ve burada saha testlerinde elde edeceğimiz yapay zeka destekli yeni şeyleri, öğrendiğimiz yeni metotları, sistemleri artık TSK'nın kullanımına sunacağız. Aynı zamanda bu yeni ürünümüzle ilgilenen yabancı ülkeler de var, yabancı firmalar da var. Onların da bu ilgisi sayesinde bu ürünlerimizi artık inşallah 2022 sonunda, 2023'te daha çok yurt dışına da pazarlama şansını yakalamış olacağız. Havelsan tabii insansız sistemleri genişleterek birer aile haline geliyor. Küçük boyutlar, büyük boyutlar. Biraz da bunlarla ilgili nasıl bir aile konsepti oluşturuyorsunuz? Onun bilgisini alabilir miyiz? Şimdi bizim ilk yola çıktığımız 2019'daki anlayışımız, konseptimiz hava, deniz ve kara platformlarıydı. Bütün bu platformlarda insansız sistemler üretelim ve daha sonra bu insansız sistemleri birbiriyle konuşturalım. Daha büyük resimde de bunlar birlikte harekat yapabilsin, veri alışverişi yapabilsin. Bunu yapmak için gereken teknoloji Havelsan'da var, yapay zeka var Havelsan'da, yapay zeka teknolojileri, yazılım teknolojileri konusunda en ileri noktadayız. Haberleşmede de aynı şekilde özellikle komuta kontrol anlamında milli taktik data linkler konusunda iyi bir noktadayız. Dolayısıyla biz bu otonom kit dediğimiz otonom yazılım altyapısını ve bu otonom modüllerini o günden bugüne kadar geliştiriyoruz. Otopilotlar geliştirdik, otonom araç simülasyonları yaptık. Bunların coğrafi haritalamalarını, bilgisayarlı görüş sistemlerini entegre ettik. Dolayısıyla bugüne gelene kadar aslında birçok yazılım bileşenlerini de geliştirdik, yol kat ettik. Artık bunları sahada tek bir ortamda birlikte harekat yapabilecek seviyeye getirdik. Artık bundan sonraki denemelerimiz, çalışmalarımız bu anlamda sürü teknolojisi anlamında daha ileriye gitmek. Tabii ki burada önemli kritik noktalardan bir tanesi bu otonom araçların sadece Havelsan üretimi veya Havelsan'ın geliştirdiği ürün olmak zorunda da değil. Başka farklı ürünlere de biz bu otonom kitlerini takarak aslında bu sürünün bir parçası haline getirebiliyoruz. Bu şekilde hibrit ve heterojen sürüler oluşturabiliyoruz. Bundan sonra da bu alanda daha ileriye gideceğimizi söylemek istiyorum. Bizim de söyleyeceğimiz tek şey herhalde sürü olarak bunları gördükten sonra Havelsan bunları ihracat başarısıyla farklı farklı ülkelere satacak. Çünkü böyle bir konsept dünyada açıkçası çok fazla yok. Evet, dünya bu noktaya doğru gidiyor. Dünyada bu konuda çalışmalar var ve çok hızlı ilerliyor. Burada hızlı giden aslında yol alır diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Havelsan Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar dijital birlikle ilgili son gelişmeleri bizlerle paylaştı.